Sloganımızı da söyler misin? Önce okşuyoruz, sonra seviyoruz, olmadı dövüyoruz. O zaman şöyle bir parçanın çıkması ne kadar zaman alıyor hocam? Yaklaşık 3 hafta kadar sürüyor. Bir parça için. Evet, bir parça. Ne diyorsunuz? Çok cici. Selamun aleyküm. Yani güzelliklerle dolu. Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye'nin gururu yani. Yurt dışında biliyorum, çok takip ettim geçmiş yıllardan bu yana. Programlarımda ağırladım. Özellikle Ankara'daki Olgunlaşma Enstitüsü'nü. Ama bu konak aldı bizi götürdü yani. Tarih kokan bir yerde gerçekten tarihi zenginliklerimizi yaşatmaya çalışıyorsunuz. Gökhan Bey. Evet. İsmi çok zor ezberleyebilir miyim dedim. Gökhan İnayet. Çuhalı. Nasılsınız? Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kahraman şehrimize, kendini kurtaran şehre hoş geldiniz diyoruz. Burada sizi tarihi bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Dulkadiroğlu Belediye'mizin restore ettirdiği Üdür Gücü Konağı. Ne demek Üdür Gücü? Efendim Üdür Gücü Konağı Dülger Konağı demek. Yani Üdür Gücü kökü Dülger kökünden geliyor. Dolayısıyla buranın adı da Dulkadiroğlu Konağı ve Üdür Gücü Konağı diye geçiyor. Tabii şimdi yaklaşık tarihi... Dülger değil, Dülger ne demek? Efendim Dülger marangoz demek. Ha, onu da bilmiyorsak yani. Evet. Yani burada evet. Da marangozluğun yine örneklerini göreceğiz. Örneklerini görüyoruz. Burası yaklaşık 300 yıllık bir konak. Belediyemizin restore ettirdiği konaklardan biri. Birçok konağı restore ettirmiş değil evet, mi? Evet, yaklaşık 20 konağımızı belediyemiz turizme kazandırmak amacıyla restore ettirdi. Bizlere de burada atölye çalışması yapma imkanı verdiler. Dolayısıyla biz de sizleri burada misafir ediyoruz. Bu binada aynı zamanda halk eğitim merkezinin de kursları var. Evet. Gerçekten devasa güzel bir konak. Şöyle bir gezelim neler var. Keçe noktasında hanımefendiler değil mi? Merhabalar uzman hocam. Siz hoş tanıyalım efendim. Sizi. Rabia Fatma Turhan. El sanatları öğretmeniyim Olgunlaşma Enstitüsü'nde. Arkadaşlarımızla keçe çalışması yapacağız. Çok güzel. Çok seviyorum. Gerçekten bir de ilk o dövme aşamasında insanın sinirini de alan bir sanat değil mi bu? Öğrencileriniz arkada, usta öğreticiler evet, önde. Usta eğitici arkada. O zaman hepinizi bir tanımak isterim kısa kısa. Ben en iyisini seçeceğim. Usta öğreticiyim. Olgunlaşma'da çalışıyorum. Keçe de mi? Ava dokuma ikinci branş. Birinci branş burası. Oo, çok güzelsiniz. İlbey Altınımız Atılgan. Ava dokuma. Ava dokuma. Ava da buranın çok kıymetli bir hazinesi diyelim. Onu da görecek miyiz? Tabii ki. Ay buyurun siz. Mehtap Koyu Gölge. Keçe. Keçe. Gelin sarıslak keçe. Ve gelin. İstink. Ve? Ve istink. İstink ne demek? İstink Çeçenlerin ait olduğu birazdan göreceğimiz. Çeçenlere ait olan yaygı adı verdikleri, giyimde, yer döşemesinde, aksesuarlarda kullandıkları bir ürün. Biz de modernize ederek yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzelsiniz. Şerife Kazan, aba dokuma. Aba dokuma. Evet. Abaları da görelim, keçileri de. Haydi buyurun, nasıl yapılıyor? Ha, İstingin kitabı da buradaymış ayol. Yani ben size bakın Çeçen İnguş halkının keçe sanatı. Evet. Ha. İnguş keçe demek. İnguş keçe demek. Peki bismillah. Böyle bir altta şeyi alsın diye herhalde. Bir pıt pıtımız var. Pıt pıt naylonumuz ya da hasır üzerine yapabiliyoruz bunu. Öncelikle keçenin bir düzlenme düzeni var. Bu hale gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Bu hale gelene kadar öncelikle kırkım zamanları var. Bazı öyle canımız istediği zaman hayvanı kırkamıyoruz. Yok, hayır. Hangi hayvanın kırkım keçesi zamanları. Bu? Yünü? İtalyan koyun. Koyun yünü. Öncelikle kırkım zamanlarında bir de mesela aşama aşama değişiyor. Eğer daha kalın bir yün elde edeceksek daha soğuklarda. Eğer daha ince elde edeceksek daha çok hayvanın kullanılmayan, toprağa gelmeyen, daha çok azledilen kısımlarından farklı farklı kırkımlar yapılıyor. Bir dakika, şimdi Allah-u Teala havanın daha soğuk olduğunda hayvanların kıllarını mı kalınlaştırıyor? Evet, daha Allah kalınlar. Allah, bunu bilmiyordum. Yoğunluğuna göre de kırkım zamanları var. Kırkım zamanlarından sonra
temizleniyor, yıkanıyor, ayıklanıyor. Daha sonra boyama işlemlerinden, genelde kök boyalarla boyanıyor. Boyama işleminden geçtikten sonra taranarak bu hale getiriliyor. Bu hale getiriliyor. Biz bunları hazır olarak alıyoruz. Ne geldi aklıma? Anne sütü de ilk doğduğu zaman çok cıvıktır. Değil mi? Evet, zaman geçtikçe koyulaşır. Çünkü midesin bağırsakları ona göre bir sistem olur. Sen gel de Allah'a inanma, değil mi? Gel de Allah'a aşık olma Gökhan Beyciğim ya. Gelin lütfen. Gökhan Bey'i tanıdığıma çok mutluyum. Çünkü çok işini aşkla ediyorum. Seven, aşkla yapan bir insan. Evet. Kutluyorum. O ekibinize de yansımış. Yani demek ki bu ekip maşallah birbiriyle evet. iyi anlaşan, işini sever. Hadi bismillah. Şimdi döşemeye geçiyorum. Evet. Şimdi döşemeye geçiyorum. Normal. Bu yaptığımız işin adı mı döşeme? Evet. Heh. Bu döşeme ilk aşaması. İlk aşaması. Günümüze geldikten sonra şöyle göstereyim, kumaş haline, şu hale gelmesindeki ilk aşaması. Düzenliyorum önce yünü. Çünkü hı hı. önemli olan yünü döşediğimde her yerinin eşit miktarda olması. Her yerinin eşit miktarda dağılım göstermesi. Dağılım göstermesi. Farklı düzleme yöntemleri de var. Biz şu an en basitini yapalım. Basitini çabuk en olanını yapıyoruz. Belirli bir tutam şeklinde koparıp şimdi başka kumaşlarla da kombin edilen özellikle ipeklerle tabii, benim ipek, öyle bir şalım var. İpek, uç kısmı keten, tamamen keçe, evet ham ketenle de pamuk yapılıyor. Pamuk olan her şeyle uyum sağlıyor. Pamuk olan her şeye meç edilebiliyor. Sentetik olmayacak, içerisinde pamuk olan doğal, her şeye. Ha, demek doğal olanı kabul doğal, ediyor. Vay! İşte o zaman hani ah seni takvim diyor ya Yüce Rabbimiz Kur'an-ı evet. Kerim'de. En güzel şekilde yaratan bizi Rabbimiz. Biz gidip de onu sunnileştirdiğimiz zaman o sakillik oluyor, uyumsuzluk oluyor. Bu keçede bile böyle işte düşünün. Hayatın her alanında demek ki böyle. Arada el yordamıyla. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz biz? Ne yapacağız? Şu sadece an örneğini mi göstereceksiniz yoksa bir mamül olarak çıkacak evet, mı? Evet çıkacak. Ha. Şöyle ben hızlıca atkı çözgü yönünde döşüyorum. Bu da mermer mi? Evet, mermer masa. Mermer masa doluyor. Çünkü neyle vurduğunuzu da göstermemiz lazım. Genelde elle. Öyle mi? Kaldırıp vuruyoruz. Evet. Keşke büyük parçalarda. Sloganımızı da söyler misiniz? Önce okşuyoruz, sonra seviyoruz, olmadı dövüyoruz. Yani Nuh ile uslanmayanın hakkı kötektir aynen. diyorsunuz. Eğer yumuşak yumuşak kabul ediyorsa ne ala. Neyse şiddete hayır arkadaşlar. Evet o şiddete o hayır. Şiddete hayır. Evet. El yordamıyla bakıyorum. Eksik olan yerlerini tamamlıyorum. Hmm. Bu kadar parçalı. Şunu söylüyoruz. Bak ben yumuşak bir insanım. Siz lütfen yapın tamam mı? Sen de anlama kabiliyeti varsa sen benim mesajlarımı anlarsın. Tamam mı? Kendine çeki düzen verirsin. Aynen. Yoksa olmadı da olmadı. Dayak atmadan bence yolculamakta fayda var. Benim anneannemin lafını çok sık söylerim. O doğuştan bir yaşam koçuydu anneannem. Hiçbir şey canını sıkmazdı. Gelirlerdi mesela Nuriye Hanım işte şu senin hakkında şunu söyle. Ümürümden hariç derdi anneannem. Çözgüyü attım. Şimdi bu döşemeye mi? Çözgü mü deniliyor? Evet. Çözgü yaptık şimdi. Ha, artı işareti şeklinde bir evet. böyle bir böyle aynen. ki çözülme olmasın. Hı-hı. Bu arada siz o atkı işini bitirene kadar buradaki mamulleri görme şansım olur mu hanımefendi? Tabii ki. Tabii. Hadi buyurunuz. Dekoratif yeni şeyler yapmışlar. Şimdi orada herhalde dövecekler, şekil evet. verecekler. Sonra hocam mikrofon alın arzu ederseniz. Tabaka haline geldikten sonra keçelerimiz. Tamam. Sonrasında geleneksel olarak elle desen çizilip, kesilerek kesim işlemi bittikten sonra iki farklı tabakadan desenler çiziliyor ve birbirinin içerisine yerleştiriliyor. Bunun tabakasına bu mavi olan yıldız yerleştiriliyor. Krem rengi mavi tabakanın üzerine de krem rengi yıldız yerleştiriliyor. Şimdi normalde diğer yöntemle yine böyle iç içe renkler konulabiliyor ama dağılmalar olabiliyor. Bu kadar net hatlarla ayırmak mümkün olmuyor. Değil mi anladığım kadarıyla? Evet. Bu kolaylaştırmış. Sonra dikiyor musunuz onu? Evet birleştiriyoruz dikerek. Nasıl? Onun bir tekniği var herhalde. Çünkü hiç dikiş evet. izi görünmüyor. Evet aradan ve çıktığımız yerden aynı yere tekrar batıyoruz. Hı hı. Şu şekilde. Ne alttan ne üstten görülecek.
arada kalan bir dikiş olacak. Bu çift taraflı mı kullanılacak? Evet, aa çok güzel. Evet. Böyle bittikten sonra da şurada kordonumuz var. Ay mikrofonu uzak tuttuk. Evet. Bu dikiş işlemi bittikten sonra kordonumuzu da tutturuyoruz. Şu gördüğümüz ip. Evet. Heh. Onu da yine aynı teknikle gözükmeyecek şekilde. Üstünden bu sefer. O zaman şöyle bir parçanın çıkması ne kadar zaman alıyor hocam? Yaklaşık 3 hafta kadar sürüyor. Bir parça için? Evet, bir parça. Ne diyorsunuz? 3 hafta kadar sürüyor. Allahu Ekber. Şunları yapmak 3 hafta. 3 hafta sürüyor. Ondan sonra da diyelim atıyorum birisi bunu almaya geliyor. Fiyat sürüyorsunuz. Ay bu çok pahalı. Sen de otur da 3 hafta yap bakalım. 3 hafta sabredebilecek misin bunu böyle yapmayı? Siz dike dururken ben hemen buraya geliyorum. Şimdi ne hangi aşamadayız? Ünsedim. Atkısını, çözgüsünü öşedikten sonra tülümü örtüyorum yapışmaması için. Daha sonra burada zeytinyağlı ılık suyum var. Zeytinyağlı? Sabun, zeytinyağlı sabun. Sabun. Erimiş mi? Bismillah. Böyle sabunlu suyum var. Bununla. Keçeyi ıslatıyoruz. Öncelikle okşuyorum. Ay, öncelikle ıslatıyorum, pardon. Baya baya. Evet, baya baya. Sessizlik rica ediyorum. Islatıyorum baya. Her yere eşit şekilde ıslandıktan sonra şöyle bir bezyon şeyi yardımıyla fazla suyunu alıyorum. Bu bezler de olmasa ne yapardık değil mi? Gerçekten çok güzel. Bakın emiverdi. Aldıktan sonra az önce bahsettiğimiz işlemi yavaş yavaş... Okşama mı bu? Okşuyoruz. Ha. Şu an okşuyoruz. Biraz oturduktan, birbirine geçtikten sonra biraz daha sert seveceğiz. Olmadı döveceğiz. Peki dövmeden bu iş olmuyor zaten olmuyor. Değil mi? Demek ki önce yumuşatıyoruz. Demek ki dayak atmadan önce de bir kıvama getirmek lazım. Seccadeler yapmışlar gördüğünüz evet, gibi. Başka nelerimiz var? Bunlar masa halılarımız. Masa halısı olarak geçen yıl tasarladık, yaptık. Yani runner mı? Masaların geleneksel bu ahşap masaların ortaları cam altına. Ha camın altına. Evet, çok güzel. Bunu Kafkasya'dan gelen Çeçen, Çerkez ve İnduş halkları duvar halısı olarak, yer halısı olarak, seccade olarak, kırlent, yastık gibi ev eşyaları olarak kullanılıyormuş. Çok. Biz de günümüzde modernize ederek kilim motifleriyle şekillendirerek, desenlendirerek ürün haline dönüştürüyoruz. Orada ben çantalar görüyorum. Evet, çantaları... Biraz ışıkta kaldı sevgili kameraman arkadaşım. Ademciğim ama şunun şıklığını görüyor musunuz? Çok cici. Keçe, ben de makrome yapıyorum. Makromeden çanta çok güzel. Bölümlerini de yapmışlar. Zaten mesela tel kırma işinde de öyle. Eskiden sadece örtülerdeydi, şimdi gelinlik yapılıyor, evet, evet. Efendim elbiseler yapılıyor. Önemli olan onu modernize hale getirip hayatın içinde daha çok kullanılır hale getirmek. Neden? Çünkü bu el sanatları aksi takdirde ölüp yok olup gidecek. Hiç kimse bunu yapmayacak. Evet. Müşteri bulmadıktan sonra ne işe yarayacak ki tabii, benim onu yapmam? Tabii. Şimdi hala okşamaya devam ediyorlar. Evet. Hala okşamaya devam ediyorum. Bir süre okşayacağım böyle. Bir süre mesela normal koşullarda ne kadar bir zamanınızı alıyor bu? Yani büyük parçanın büyüklüğüne, ebatına göre değişiyor. Küçükse hemen oluyor ama büyükse biraz daha uzun sürebiliyor. Yani bir gününüzü alıyor mu? Döşemesiyle yapması eğer ebatı büyükse bir günümüzü alıyor. Bir gününüzü alıyor. Peki şunu merak ediyorum. Sürekli bir şeye elinize sürtünmek avucunuzun içini etkilemiyor mu? Egzama oluyor. Ay kıyamam. Egzama oluyor. Yani elimiz çok şey olduğunda eldivenle devam ediyoruz. Eldiven. Hissedememek de önemli. Aynen. Tabii bunda değil mi? Ama elin ayağısının ısısıyla daha çabuk oluyor. Allah Allah. İlk bunları keşfeden kimdi acaba? İlk keçeyi kim yapmış? İlk keçe Nuh zamanından olduğu, yani bir rivayete göre evet. Nuh zamanına. Nuh peygamber zamanı. Nuh zamanın, Nuh peygamber döneminde bir tekneye işte her cins, her şeyden bir hayvan oldun. Bir çift. Onlar sıcakta yünlerini bırakıyorlar. Tekne sallandıkça içeriye su alıyor.
hayvanlar üzerinde tepiştikçe sertleşiyor, keçi haline geliyor. Sertleşiyor keçi olarak. Hay yarabbim. Allah Allah. Bir de şöyle bir rivayet vardı. Hallacı Mansur şahıs keçi kendisine bir tane minder yapmak istiyor. Torbanın içerisine elyaf, yün elyaflarını dolduruyor. Sonrasında onu kuru olarak dövüyor ama bir türlü keçeleşme olmuyor. Aksine daha da kabarıyor. Sonra bu içleniyor ve keçeyi döverken ağlamaya başlıyor. Gözyaşı damlayan yerlerde keçeleşme olduğunu görünce demek ki ıslaklıkla keçeleşme oluyor diye bu şekilde keçeyi yapmaya buradan başlıyor. Hemen bir hayat dersi çıkarıyoruz. Gözyaşı kötü bir şey değil. İnsan işi ve bazen o acıyı çekmedikçe olmuyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Elmanın dalda kızarması gibi. Çok teşekkür ediyoruz bunu bize gösterdiğiniz için. İki de bir dövün de öyle gidelim. Dövmek nasıl oluyor? Hemen onu da önce bu, bir sev. Şu an bir dövme aşaması. Ha bak. Değil. Arada bir kaldırıyorum. Bakıyoruz. Evet, yapışmasın. Çünkü bununla meçleşmesin. Hı-hı. Diye. Etrafını toparlıyorum. Bir daha. Demek. Biraz sevme kısmına geçiyorum şimdi. Okşadı, serdi, okşadı, seviyor şimdi. Evet. Derisini yüzüyorsun kızım. Öyle sevilmez. Biraz sert seviyorum sanırım. Hani bebekler yapar ya, aman aman. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık hepinizin. Öğrenmeyi çok isterim. İnşallah emekli olunca daha çok gencim. Kim bilir ne zaman emekli olurum. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Selamünaleyküm. Ne diyor? Türkoğlu ilçesi mahalleleri Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Amanın. Mutlu Besin'in kooperatifimize hoş geldiniz. Mutlu Besin İkbal'i de mutlu edecek inşallah. Herkesi, tüm dünyayı. Kız edecek. Neler yaptınız? Selamünaleyküm. Kim bu güzellikler? Herhalde siz buraya gelmemize vesile olan. Evet. Tanıyalım hızlı. Cennet Polat, Mutlu Besin Tarımsal Kooperatifi başkanıyım. Bunlar da ortaklarımız ve üyelerimiz. Hepiniz ortak mısınız? Evet. Arkanızdan birbirinizin kuyusunu kazmıyorsunuz değil mi? Aslında kadınların bir araya gelmesi müthiş bir güç. Fakat maalesef en çok yapılan hata ne? O benden daha çok kazanıyor, bu benden daha çok kazanıyor. Bunu şey işte yok, onu kırdığımız anda başarı. Evet. Cennet Hanım, burayı Cennet sizlerle Hanım beraber cennete çevirmişsiniz. Evet. Evet. Ne pişirdin? Maraş'ımızın meşhur şekerpare. Şekerparesi. Siz? Mercimek köftesi. Siz? Kısır köftesi. Mantarlı börek. Bu hazır yufkadan değil mi? Mantarı da mı kendi yetiştiriyorsun? Kendimiz yetiştirdik, kurutup böreğini yaptık. Size mezesini de yaptık. Siz? Mantarlı kurabiye, tuzlu kurabiye yaptık. Siz yaptınız. Evet. Kendi yaprağımızdan olan asmalı sarması. Çok güzel. Siz? Mercimek köftesi, ekşili turşu. O ne? Kabak? O da çıtır kabak. Çıtır kabak. Bu çikolatalı bir şey. Evet. Çikolatalı pasta. Evet. Peki ne yapıyor Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi? Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz İkbal Hanım, Kahramanmaraş'ta olmayan bir ilki gerçekleştirdik biz. Çoğunluğunu değil tamamını kadınların oluşturduğu bir kooperatifiz. Ayrıyeten Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ilk ve tek kadın kooperatifiyiz. İlkleri yapmayı, yaşamayı, yaşatmayı çok seviyoruz. Sizin asıl mesleğiniz ne? Benim asıl mesleğim ev hanımlığı, esnaflık arasında gidip gelen bir hayat. Yani çiftçilik veya hani üretimle alakalı ne noktadaydınız da böyle bir şey geldi aklınıza? Bizler aslında bu coğrafyada hepimiz doğuştan çiftçiyiz. İkbal Hanım. Çünkü hem konuşalım hem de oradakilerin yanına tabii gideyim. Tabii ki. Evet. Tarımın içine doğuyoruz. Tarlalarda annelerimiz çalışırken, çapa yaparken. Ben size vereyim bunu en iyisi. Evet. Çapa yaparken biz onlarla merhabalar. Çapalarla beraber şuraya oturayım. Buranın en sevdiğimiz özelliğini gençlerin zararlı gıdalardan korunması için bu tarhana cipslerini yapmış olmaları. Bu sabah mıydı? Dün sabahtı. Sevgili arkadaşımızın çocuğu dedi ki anne ben sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum dedi yemekte. Bak sağlıklı bir şeyler işte burada var. Kurutulmuş patlıcanımız. Anlat. Kabağımız. Biberimiz, mantarımız. Kurutulmuş mantar çok güzel. Biz ilkleri yaşamayı, ben ilk defa yaşatmayı görüyorum. Seviyoruz dedik ya. Biz mantarı kendimiz üretiyoruz.
İstiridye ve kuzu göbeği mi ne bu? Kültür mantarı. Bu istiridye mantarı. Onu da mı kuruttunuz? Tabii. Bunu da kuruttuk. Kuruttuk. Üzerine de tarifler ekledik. Kendimiz deneyerek yaparak bu tarif üzerinde mesela aldığınızda bununla ne yapabilirsiniz? Mantarlı bulgur pilavı. Çok evet. Güzel. Kurutup derken bir de beni buraya gelmişken kurutsanız azıcık olur. Biz, her şeyi kurutmuşlar. Biz ama çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi bana gaz vermeye çalışıyor arkadaki hatun. Böyle de güzelsin. Aslında oradaki de hani diyor ya karıncayı bile incitmem. Bu bir diyor karıncaya hakarettir. Çünkü karıncayı bile. Yani evet. Karıncayı orada bir küçümseme var. Siz böyle de güzelsiniz. Tarifler var burada. Başka o ne? Burada renkli sebzeli erişelerimiz var. Yine bu çorbalık tarhanamız. Ha çorbalık olunca bu. Pancar mı bu nedir? Pancarlı, ıspanaklı ve havuçlu. Havuçlu. Kendimizin yaptığı el emeği tamamen. Bu yine kurutulmuş mantarımız. Kuruttuğumuz naneler bahçelerden mis gibi. Topladık. Ay evet mikrofonu uzatmadık. Sen de ya sanki orada zannettim. Bu da yine ev yapımı kendi ürettiğimiz. Çok mu acı? Çok aşırı acı. Aşırı acı. Üç biberin karışımından yapılmış. Ne? Urfa. Maraş. Adana. Ve. Urfa. Hatay ve Antep biberi. Urfa, Hatay, Antep biberini karıştırıp Kahramanmaraş yani. Biberi yapmışlar. Aynen. İçinde Maraş yok yani arkadaşlar. Ama ondan kesin alacağım. Çünkü bir gazimizin eşi var Fatoş'cum. Acıyı o kadar seviyor ki. Ben de Ramazan'da bir yerde iftar açıyorum. Çok acı sevmediğim için daha önce kullandığım acılar da öyle aman aman bir acı değil. Evet. Mercimek çorbası geldi. Bolca döktüm biberden. Diğer biberler gibi zannettim tamam mı? Daha bir kaşık almamla bütün vücudumdan ter çıktı. Sanki diş doktoruna gitmişim de buralarıma uyuşturucu iğne vurmuş gibi yemin ediyorum. Ağzım yamuldu yani. O Fatoş bunu seviyor. Bundan 2-3 paket tamam, sizden satın almak için. Tarhanamızdan bahsetmek isteriz tamam. Size. Bu tarhanamız bizim sumak ekşili. Genelde çok güzel. Limon tuzu kullanıyorlar ama biz dedik o daha sağlığa zararlı. Olsun. Ama sumak ekşi sağlığa çok faydalı. Yara iyileştirici özelliği olduğu için. C vitamin deposu. Tabii ki. Başkanımız bunu ilk denedi ve bunun patentini bundan de biz aldık. Bundan da mı yok bundan ilk İkbal Hanımcığım biz de benim öncülüğünü yaptığım hiçbir işte birilerinin yaptığı ürünün devamı yoktur. İlk ve tektir buradaki denediğiniz, gördüğünüz bütün ürünler. Evet. Bu sumak ekşisi biz bu sumağın ham hali. Bu şimdi bir ay sonra bunlar hasat edilir. Biz bunu işlerken geçen yıl dedik ki ya tarhana tamam herkes üretiyor milli yiyeceğimiz ama. Farklı yapalım. Ama bu bizim bir farkımız olmalı. Ne yapabiliriz? Biberlisi yapıldı, işte salçalısı, nanelisi, havuçlusu, pancarlısı. Her şeylisi yapıldı ama tarhananın sumaklısı denenmedi. Denedik, böylesine güzel bir renk elde ettik. Hem de çok lezzetli. Hem de çok sen sağlıklı. Bendensin. Ben de dedim ki gübre fabrikası açarken benim bir farkım olmalı. 1900 evet. Tane fabrika var. Herkes gibi bir şey yapacaksam dedim. Niye açıyorum ki? Farklı bir şey. Zaten öyle olunca başarı geliyor Allah'ın izniyle. Ben bu kadar kadına öncülük edebiliyorsam, etmeliysem, edeceksem. Ettiysem. Farkım olmalı İkbal Hanım. Benim her yerde biz mutlu besin olarak her yerde. Doğum günün ne? Doğum günün? Aralık 27. 27 Aralık evet. Acaba o da mı terazi dedim ama terazi değilmiş. Maşallah işte bizim, böyle güçlü kadın ama arkasından evet. Gelecek de bir orduya evet. ihtiyaç var. Evet. Yani tek başımıza bir şey yani yapamıyoruz. Bizim bir farkımız olmalı, fark yaratmalıyız. Ne hissettin burada olmaktan? Ben 41 yaşındayım ama bu yaşıma kadar hiç çalışma hayatım olmadı. Cennet Başkanım'la tanıştık. Bana böyle bir kooperatif kuracağından bahsetti. 7 kişi lazım değil mi kooperatif? Evet. Aman ziyan o. Tüh çok üzgünüm. Kooperatifte çalışmamı söyledi. İşe başladık. İnanın ki kendime özgüvenim geldi. Vay. Gerçekten yani burada çalışmak için inanın burada yatıp kalkmak istiyoruz biz. Sabah kocamız ve çocuklarımız duymasın var. Bunu. Var. Ona da müsaade ediyorlar gerektiği zaman. Sabah 4'te kalkıp buradayız biz. Öğleden sonra yine eve gidip çocuklarımızla da ilgilenebiliyoruz. Ama burada olmaktan inanın ki çok mutluyuz. Çünkü Türkoğlu'nda böyle bir şeye gerçekten çok ihtiyaç var. Türkoğlu kaç nüfuslu bir yer? En son nüfus sayımında 83 bindi. Ha, az da değilmiş. Evet az da. Evet. Şu an 100 bine ulaşmıştı. Kaç kişisiniz burada ekip olarak? Şu an 14 kişiyiz.
çalışan arkadaşlarımız. Nerede bulabilirler sizin ürünlerinizi? Bizim ürünlerimizi Instagram sayfamız var. Mutlu Besin Coop sayfası. Oradan DM'den ulaşabilirler bize. Ayrıyeten bir de burada bir satış noktası açmak için yaptığımız ürünlerimizi satarak, pazarlayarak bir yer açma telaşesindeyiz. İnşallah Rabbim açsın. Biliyor musunuz? Ya Mukit esmasını çektikçe önünüzdeki bütün kapılar açılıyor. Arkadaşlar. Ya Mukit, Ya Mukit. İnşallah. Çok güzel sohbet edelim. Ama orada neler var? Tarhanamızın pişirildiği yer. Hadi gelin. Hadi gelin. Gerçekten hani iki gündür buradayız, Maraş'tayız. Hep diyeceğim ki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir makinayla mı yapıyorsunuz filan? Burada Allah razı olsun önüne serilmiş vaziyette buldum. Şimdi bu serdiğiniz şeylerin özelliğini ne kadar gün kalıyor burada? Normalde bu bir gün bir gece 24 saat kalması gerekiyor. Biz bunu bugün sabah saat 4-5 gibi şu şekilde. Sökmeniz lazımdı. Hadi bismillah. Sökmemiz gerekiyor bizim bunu. Ama sizin de görmenizi istediğimiz için sökmedik. Çok teşekkür ederim. Fire vermeyecek değil mi bizim yüzümüzden? Hayır. Hani zarar vermiş olmak istemem. O nelisi? Bu sade, bu yoğurtlu ve yarmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sadesi. Yani vitamin deposu. Evet. Ne mümkün ya? Biz dövme deriz aslında da diğer yerlerde aşurelik buğday olarak geçer, yarma geçer. Bol taze kekik ve yoğurt. 1 kilogram yarmaya biz 3 kilogram daha fazla yoğurt koyarak bir gece ferment ederiz onu, mayalandırırız. Orada bir doğal ekşime olur. Doğal ekşime olmayan tarhanaya bu fabrikasyon halinde yapan firmalarımız demeyeyim de işte yapanlar doğal ekşime olmamışsa bunu limon tuzuyla ekşitiyorlar. Biz ona alternatif olarak sumaklayı. Sumak yaptınız. Evet. İçerisinde. Vallahi bravo. Zararlı hiçbir şey olmasın diye ona alternatif yani bunu ürettik. Orada kırk yama tarhanamız da var. Hem ondan. Bu nanelisi. Ortadaki. Bu, evet. Bilir misiniz siz bilmem. Bizim çocukluğumuzda nane, biber, tuz, sumak karıştırılır. Böyle yerdik yani okulda. Zeytinyağıyla beraber mi? Yok. Şey gibi aynen. Nohutunu olurdu ya eskiden. Leblebi unu. Onun gibi bizim burada onu karıştırırız. O yenirdi. Biz onu karıştırdık. Aynı karışımı tarhanamızda yaptık. Uyguladınız. Çok güzel böyle çay yanı, cips, çerez. İkbal Hanımcığım kışın burada bir misafirliğe gitmişseniz. Mutlaka. Eğer o evde çayın yanına veya çaydan sonra geber yatsılığımız vardır bizim. Pardon. Geber, yet, yay ve geber mi diyorsunuz? Aynen, ye de yat misillemesi gibi. Yemeği yediniz, çayınızı içtiniz. Ondan sonra saat 9.30-10 gibi tekrardan bir sofra serilir ortaya. Ama size zavallılar ye de artık yat geber diyor. Siz gene bir şey daha yaptırıyorsunuz. İşte ondan onun adı geber yatsını. Onun adı geber. Eğer onda o tarhana çıkmamışsa gittiğiniz ama yerde. Arkadaşlar gebermemişler gördüğünüz gibi herkes yaşıyor. Arkadaşlar bu şekildeyiz. O tarhana çıkmamışsa denir ki ya yazık bu yaz bu sene demek ki ev sahibinin durumu iyi değilmiş. Bir tarhana bile yapamamış. Yapamamış. Denir. Yani her aslında evde olan şunu söylemek istiyorum. Hani bilim diyor ki melatonin hormonunun salgılanması için en az 2,5 saatlik açlıkla yatmak zorundasınız. Çünkü bedeni tedavi eden hormon maalesef salgılanmıyor tok yattığınızda ama siz tok yatıyorsunuz. Ama bizim çocuklarımız beşte bile bir şey diyor olmuyor. Ki Allah Allah. Yememişlerse bugün bir şeyi unutmadık mı anne diyorlar. Valla sumak tarhanasını yedim ya ağzımda çok tatlı ferah bir tat var. Buraya gelince bu nedir yahu dedim yine ilk defa hatun. Siz mi kızarttınız genelde yapılıyor mu? Genelde yapılıyor. Hiç yakıştıramadım sana. Ona da... Herkesin yaptığı bir şey yapmışlar. Ama çok sıradan. O da değişecek. Nasıl kızartıyorsun bunu? Zeytinyağında, bol zeytinyağında. Kuru kuru atıyorsunuz tabii, mu? Tabii kuru kuru. Bir batırıp çıkarmamız yeterli. Mantar gibi zaten kabarıyor ondan sonra. Ben açıkçası kuru mantar mı acaba dedim. Bir de buna bakacağız. Burada pek her yerde bulamayacağım hangi yemek var? Burada mantarlı böreğimiz var. Kendi kuruttuğumuz mantarlarımızdan yine tariflerini deneyerek açma hamur mu bu? Demin sordum ama cevabı yok. Hazır yufka. Hiç yakıştıramadım. Evet. Bu? Bu fellah köftesi deriz biz buna.
Bilmez miyim? Çok severim. Bayılırım, bayılırım. Bu da yine mantar kuskusla yaptın. Kuskusla yaptık. Değişik tarifler deneyip çok da beğeniliyor. Ha, kendiniz de üretiyorsunuz tabii, yeni tarifler. Tabii, bunu da söyleyeyim size. Semiz otundan turşumuz. Semiz otu turşusunu ilk defa duydum. Bu da bir de bu bir yani daha önce belki karşılaşmadığınız bir diğeri de orada bizim şey cacık niyetine ekşili turşumuz. Ama o çok acı değil mi? Hayır, acı değil. Böyle fresh, ferah bir tadı var onun. Yine sumağın likidinden yapılıyor. Sumağı haşlıyor musun, bekletiyor musun? Bu biz likitler halinde, onu göstermedik başkanım. Güneşlerde çıkartılır o da. Yine tamamen güneş. Oradaki kavanozlara hiç bakmadım. Evet, lütfen. Bu likit hali tamamen doğal. Hiçbir şekilde kaynatma. Ay, bunu ben dolmalara da koyabilirim o zaman. Dolmalara koyulan zaten. Kaynama yok bunda. İçerisinde bundan bir tatlı kaşığı koysanız buna yetiyor zaten. Öyle güzel, ferah bir lezzet. Peki, semiz otu turşusu. Bu nedir? Bu dev böreğimiz. Buralarda yani çok yaparız biz bunu. İçine ne koyuyorsunuz? İçerisinde sebze varsa sebze kavurur koyarız. Çökelek, lor, kıyma, patates. Yani gözleme tarzı. Peki kimin kaç çocuğu var? Çocuksuz olan var mı ya da bekar olan? Herkesin çocuğu var. Çocuklar kaç tane? İki tane benim. Biri 18 yaşında kızım, 3 yaşında bir oğlum var. 15 sene arayla evet, maşallah. Rabbim öyle nasip etti çok şükür. Şimdi anneliği daha çok hissediyorsundur tabii ki, değil tabii mi? Ki. Peki mesela sağlıklı bitki, mutlu besin. Bu isim nereden çıktı? Kimin fikriydi bu? O isim biz kooperatifimizi kurduktan 6 ay sonra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile tanıştık, FAO ile. Biz oradan hibe hak kazandık. Aslında 6 ay öncesinde sürekli burada Maraş'ta da bir fonlamak istedikleri bir kooperatif aramışlar, bulamamışlar. Sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüz bizi önermişler. Burada işte Tarım İl Müdürlüklerinin çalışkan personelinin nelere sebep olduklarını, nelerin başarılmasına vesile olduklarını ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şube müdürümüz Sadık Bey'le yine personellerinden Abdullah Bey'ler sağ olsunlar bizi tavsiye etmişler. Demişler sizin aradığınız gibi. Kaç lira aldın söyle. Almadım yok. Niye? Ahde vefa benim için çok önemlidir. Ha şeyden mi, FAO'dan mı? 125 bin lira hibe aldık biz oradan. Ve bu makinalarımız onların hibesiyle alınmış. Alındı. Makinalarımız. Allah Allah. Ve onların da FAO'nun eğitim ve danışmanlarından Mehmet Kuzu sağ olsun. Dedi ki başkanım dedi çok enerjik, çok güzel bir enerjiniz, elektriğiniz var dedi. Yılbaşı hediyesi olarak ben size dedi Mutlu Besin ismini dedi patentini alarak size hediye ediyorum dedi. Onun hediyesi bize. Allah razı olsun. Böyle destek çıkan herkese. Evet. Hayatlarınızda neler değişti? Kısa kısa sizle konuştuk. Evet. Böyle bir şeyler söyleyin. Hemen diğer arkadaşa verin. Hayatımda çok güzel şeyler değişti. Buraya gelerek, Cennet Hanım'la tanışarak. Nasıl diyeyim? Hiç yani dışarıda çalışmazken burada çalışmaya. Bir de burada çekinilecek hiçbir şey yok. Herkes kadın. Aynen. Değil aynen. mi? Güvenli bir yer. Beraber çalışıyoruz. Aynen. En çok ne üretiyorsun sen? Tarhana. Üretiyoruz. Genelde tarhana evet, üretiyorsunuz. Tarhana üretiyoruz. Ama bunları da sipariş isteyen olursa tabii üretiyorlarmış. Tabii, tabii, aynen. Şu an tarhana üretiyoruz en çok. Evdekiler memnun mu senin burada çalışmanda? Evet, memnunum. Çok güzel. Peki siz alalım. Ben zaten çalışıyorum. Ekstradan ikinci ek olarak arkadaşımın yanında çalışıyorum. Konfeksiyon dükkanım var. Oo. Evet, ayrıca eşimle birlikte duruyoruz. Gerektiği zaman arkadaşıma geliyorum. Destek çıkıyorsunuz. Evet. O şekilde hayatımız. Çiftçi. Evet. Çok güzel. Siz? Senden bir malzeme çıkacak gibi geliyor. Valla. Bakışların bana biraz cesaret versin. Kuşkalarım, ben sizi çok seviyordum. Çok hayranınızdım. Cennet Hanım dedi işte başkanımız. Ablam. Aynı zamanda kardeşim. Abla dedi İkbal gelecek dedi. İkbal Allah Allah bizim İkbal hani ben sizi ne güzel bir şey bizim İkbal demesi. Çok o cadaloz kadın mı istemiyorum demek var. Dedi abla senin İkbal dedi. Yani çok gördüğüm için de çok sevindim. Çok memnun canım oldum. Benim. Yani benim hayatımda da ben de kardeşime nasıl diyeyim destek olmak amacıyla başladık.
Sonra hayatımızda çok güzel şeyler oldu. Ne oldu? Ne oldu? Yani ben hiç çalışmadım. Çalışma nedir bilmem. Kardeşim işte ufak tefek bazı şeyler açtı, kapattı. Bu çok seven bir insan çalışmayı. Ticareti, çalışmayı. Bende de sanki bir çalışma korkusu var. Ben hayatımda hiç çalışmadım, hiç bilmiyorum. Ama burası işte benim gibi insanlara en azından bir kapı oldu. Çok güzel. Yani güzel. Herkesin bir yapacağı bir şey var. Evet. Bir de herkes mükemmel olmak zorunda değil ki. Yani mesela birisinde girişimcilik ruhu evet. olacak, öbürü üretecek, tamam mı? Öbürü onun pazarlamasıyla ilgilenecek öyle. Vesaire. Zıtık yani. Kardeşim çok çalışkan. Yani. Ne kadar zıt bir insansınız. Ben de çok aksine yani evimin içindeyim, kapalıyım. Hayatım, bir kilimde bir sürü renk olur. Evet. O farklı renkler aynen. o kelimi güzelleştirir. Aynen. Herkesi aynı yaratmamış ki Allah bile farklı renkte insanlar yaratmış. Evet. Aynı anne babadan aynen. yani bu kadar farklı olmak aynen. çok normal. Aynen. Güzel tarhanaları ben seriyorum. Vay. Yeni başladım bu arkadaşlarla. Hayır uğurlu olsun. Sağ olun. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Ben zaten kendi evimde yapıyordum ufak tefek de bu beraber bu işe başladık şimdi. İşe. Bir elin nesi var? Aynen. İki elin sesi var. Hayatlarını kutluyoruz. Hayatlarını nasıl değiştirdi? Ben bir cümleyle size anlatabilirim aslında. Biz hadi. Yine bu FAO'yla Köykop Birlik Başkanlığı'nın ortaklaşa bir programında geçtiğimiz ay 10 ilde 10 kooperatifiz biz onların FAO'nun desteklediği ve 10 ilden 10 kooperatiften 100 kadın İzmir'de buluştu. Ben bu arkadaşları İzmir'e götürdünüz. Evlerinden eşleri olmadan veya anne babadan izin almadan çarşıya, merkeze gidemeyen bu kadınların gidip hepsinin eşleriyle, aileleriyle görüşüp izinlerini aldım. İlk defa uçağa bindiler. İlk defa otelde kaldılar. Oo! İlk defa kendi başlarına 3 gün çok güzel zaman geçirdiler. Giderken dolmuşta şöyle özetleyebilirim. Giderken dolmuşta herkes bu şekil tereddütlü. Hepsinin ikişer üçer çocuğu var. Acaba hani babalar ne olacaklar? Bakabilecek mi? O çocuklar babalara bırakıldı İkbal Hanımcığım. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Bir bahçe ziyareti yapacağız. Ondan sonra da sanıyorum artık bu bölüm bitecek. Ama hiç üzülmeyiniz. Önümüzdeki hafta yine Kahramanmaraş'ta harika bir bölüm daha yayınlanacak. Sizi seviyoruz efendim. Hanıma bahçe gezisiyle devam ediyor. Buyurun, hoşça kalın. Mutluluk aslında toprakta. Her seferinde belki hani tekrar ediyorum ama pandemi gösterdi ki yani insanlar bir tek aç yaşayamıyorlar. Yeni elbise almayabiliyorsun. Yeni ayakkabı zaten eskimediği için alamadık. Biberler, patlıcan, kabak, mısır, ayçiçeği başka ne var? Karpuz, kavun. Karpuz, kavun. Arkamda da kocaman bir karpuz duruyor. Taze fasulye. Kendi ihtiyacı olan evet. miktarını hemen hemen herkesin burada bahçesi tabii var. Hepimizin evlerinin önünde mutlaka bu kadar alanda bir bahçemiz var. Bu hem yazlı hem kışlı çıkaracak kadar tabii, rahat rahat yetiyor. Fazlasını da kooperatifimizde işliyoruz biz İkbal Hanım. Biberlerimizden kuru biberler yapıyoruz. Dolmalık, turşuluk. Şurada da gördüm biberleri evet. tatlı tatlı. Fasulyelerimizden yine kurutuyoruz. Konserveler yapıyoruz. Domatesimizden soslar yapıyoruz. Patlıcanımızdan kurutup işte dolmalık satıyorsunuz. Dolmalık satıyoruz. Kavurmalık yapıyoruz. Her türlü ürünümüzü buradan bahçelerimizden ürettiğimiz ürünlerle yapıyoruz. Hani tek başına belki yapmış olsak bunu tamamlayamayacağız. Bunu karşılayamayacağız da talepleri. Ama kooperatif olmanın amacı ne? Herkesin bir şeyi var. Herkes o bir avuç şeyi getirdiğinde bir sürü ürün çıkıyor ortaya. Yani o artan şeyler bir araya gelince tabii kocaman ki. Oluyor. Tabii ki. Bir de galiba hanımların, hani az önce de hanımlarla konuştuk ama evde rutin işleri oluyor ya herkesin. O rutin işlerin dışında yeni bir şeyler yapmanın verdiği dopamin denilen bir hormon evet. var. Bu hormon sevgili arkadaşlar yeni bir şeyler ürettiğinizde, yeni bir şey öğrendiğinizde foşur foşur salgılanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden iki günü birbirinin aynı olan ziyandadır demiş. Bu yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler üretmek olarak algılandığında insan depresyona da girmiyor inanın. Ben herkesi üretime katkıya davet ediyorum. Belki herkesin böyle bahçesi yok. Çok kişi kıskanıyor biliyor musun?
yani beton arasında tabii yaşayanlar. Ki, tabii ki. Çünkü birçok kişi kendini çok özür diliyorum ama fare gibi hissettik dedi bana. Yani eve tıkıştık kaldık, hiç böyle bir şey yaşamamıştık evet. Bizim nesil. Ama balkonunuz şu kadar mı? Hemen saksılara ekin bir domates, biber, en azından bir maydanozu bir değil soğan, mi? Yeşil soğan. Sarımsak. Şey olmayan, ben mesela bahçem yok. Ah cennet. Evimin balkonunda ben yiyeceğim, salatamda kullanacağım, turşumu yapacağım, biberimi de, yeşil soğanımı da. Hani o pet şişelerde yapıyorlar ya, ben onlarda yapıyorum. Hay bravo. Sebzemi ben onlardan çıkartıyorum yani. Bahçe yok diye ama ne yapalım, ekecek yerimiz yok mu diyelim. Bizde çareler tükenmiyor. İlla ki kendimize bir fırsat yaratıyoruz. Yani bu kadında toprak yok ama toprağı olanları toparlayacak zeka var. Evet. Girişimcilik var. Gerçekten kutluyorum sizi. Çok teşekkür, canım benim. Çok teşekkür ederim. Domates biberlerimizi, karpuzumuzu sevgili Ademciğim şimdi size gösterecek. Peki burada çok güzel bir şey yapmışlar. Biberleri ilk çiçek açtığı zaman kırmışlar. Kırmışlar ki dallanma daha çok olsun. Eğer ben bu işe girmeden evvel, ziraat teknikerliğinde okuyorum, eğitim almadan evvel, hani özellikle salatalık uzadıkça uzuyor, uzadıkça bir süre çiçek açıyor, hiç meyve vermiyor veya birkaç tanecik veriyor. Veya domates, biber uzuyor. Tabii gübrelemeden hiçbir şey anlamadığım için ben zannediyorum ki toprağa ek suyunu ver, tamam yeter zannediyordum eskiden. O hem domatesin hem biberin, Çiftçi TV seyircileri zaten bunu biliyor ama olur da yeni başlayanlar olabilir. İlk çiçek açtığı zaman büyüme noktası denilen bir nokta var. O tepesinden çıt diye kırarsanız altta uyur halde olan, dormansi durumu deniyor ona, uyur halde olan tomurcukları uyarıyorsunuz ve yandan yeni dallar çıkıyor. Dolayısıyla küçük bir alanda çok daha fazla biber, domates, salatalık üretme şansına sahip oluyorsunuz. Aksi takdirde bütün gücü o çiçeği meyveye döndürmek için harcıyor bitki ve yeşil aksam dediğimiz şu vejetatif gelişim maalesef gerçekleştirilemiyor. Aslında böyle küçük küçük noktaları sık sık birbirimize öğretmeliyiz. Bilenler bilmeyenleri öğretsin. Patlıcanın da aslında en alt dalları budanır İkbal Hanım. Koltuk altları alınır. Evet, budama yapılır ki o çiçek zamanı, çiçek mevsimi daha verimli, daha şey olsun, ürün evet. Daha fazla olsun. Bir de araları birazcık daha ayrı ayrı yaparsak, yapraklar daha çok güneş ışığı evet, alır, fotosentez evet. Daha çok olur, meyveleriniz de sağlıklı bir şekilde beslenir. Ama çok dik ektiğimizde yapraklar birbirinin üstünü örttüğü için gölgede kalıyor. Dolayısıyla fotosentez gerçekleşmemiş oluyor. Bebek hadi. Gibi düşünelim zaten İkbal Hanımcığım. Hani bebeklere mamasını verdiğinizde, altını temizlediğimizde iş bitiyor mu? İlgilenmek gerekiyor, sevmek gerekiyor. Bebeğim! Sebzelerimiz de aynen öyle. Suyunu verdikten sonra, çapasını, gübresini verdikten sonra İlla ki onunla bir ilgilenmek, onu sevmek gerekiyor. Seracılar der ki hatta biz serada bitkilere verdiğimiz ihtimamı, gösterdiğimiz ihtimamı inanın çocuklarımıza, karımıza göstermiyoruz diyor. Onlar da bir bebek. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta olmaktan büyük keyif alıyoruz. Yine Kahramanmaraş'ta bir sonraki bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.